bulutları sildi gitti hey. Dedem Korkut kımız içti hey hey hey. Popuzunu çaldı gitti hey. Dedem Korkut kımız içti hey hey hey. Popuzunu çaldı. Toyladı hey. Dağlar yerinden oynadı hey. Koştum tarihin ardından hey hey hey. Dağlar yerinden oynadı hey. Koştum tarihin ardından hey. Burada kaldı gitti böyrekti hey. Sevgiye çatal yürekti hey. Size söylemem gerekti hey hey hey. Söz burada kaldı gitti hey. Size söylemem gerekti. Yani sizi tesadüfen çağırmadık tabii biz buraya. Biz bunun için çağırdık. Sevgili Türkü Adam dinleyenleri, sevgili Türkü Adam Show müdavimleri, biz yine her hafta olduğu gibi, her hafta pazartesi akşam olduğu gibi bu hafta da sizlere top dolu konuklar, top dolu, kocaman dolu bir program hazırladık ve şimdi saygıdeğer büyüğüm, sevgili Aşık hocamız, Aşık Obalı hocamızla beraberiz bugün. Önce onun türküleriyle başladık, onu tanıyacağız. Ardından Hakan hocam aramızda. Hakan hocamı da tanıyacağız ve onlarla çok güzel bir paylaşım yaşamayı düşünüyoruz. Bizler için çok keyifli geçeceğini düşündüğümüz bir gece. Umarım sizler için de çok keyifli olur. Madem Aşık Obalı'dan başladık, sevgili hocam, bizlere kendinizi biraz böyle tanıtır mısınız? Ben sizin o mikrofonu oradan alayım, değil mi? Mikrofonu kullanmayacağız. Şöyle bu tarafa çekelim. Çekelim. Evet. Evet hocam, kullanacağımız zaman ben yine size mikrofonunuzu evet. derim. Evet. Dinliyoruz hocam bakalım. Aşık Obalı biz tanıyoruz, sanat camiası tanıyor ama Aşık Obalı kimdir? Müziğin dışında ne iş yapar? Müziğin ne kadar içerisinde ne kadar gönül vermiş? Kendisinden bir dinleyelim bakalım. Buyurun hocam. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bir türkü ortamında bulunmanın huzurunu, mutluluğunu bana hiçbir ortam veremez. Teşekkür ediyorum Ferdi Bey. Ne kadar güzel. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Aynı kurumdan yetiştik. Evet. Bizden öncesiniz ama ben zaten bir yıl sonra başlamışım aslında Samsun Konservatuvarımıza, BD Konservatuvarımıza. Efendim... 1958 Artvin Şafşat doğumluyum. Evet. Tabii babamın görevi dolayı babam öğretmen olduğu için 59 yılında Samsun'a gelmişiz. Hı hı. İşte Dereköy'de çocukluğum geçti, Muş'ta'da. 1972 yılında işte bağlama çalmaya başladım. Babam tabii mandolin çaldığı için. Orada, babadan geliyor bir kulak. Babadan bir kulak işte oradan geliyor herhalde. Zaten bizim yöremizde de halk oyunları çok oynanır biliyorsunuz. Türküler oyunu söylenir. Halk oyunları aslında bir ritim duygusu biliyorsunuz. Türküler tabii. De öyle. Radyo işte dinleyerek büyüdük. Hı hı. Bir de tabii türkülerle haşır neşir yerlerde mesela yerlerde türküler söyledik.
çocuk yaşlarda. Oradan başlıyoruz. Abide dinledik. O halk oyunlarına katıldık. Ritim duygusunu, ölçüleri belki aldık. İşte evet. Üç ileri, bir geri, üç geri, üç geri, her neyse. Burada bir ritim duygusu oluşuyor. Karadeniz insanı da zaten içeriden geliyor o ritim kesinlikle duygusu. Kesinlikle yani. Hatta ben Kerkük yöresini çok severim. Öyle mi? Çok merak ettim. Nereden bu sevgi geliyor diye. Baktım ki bizim yörede de çok 18'lik ölçü var. Kerkük'ün çoğu da 18'lik ölçü. Evet. Dandarayrandan var ya. Hemen. Evet. O oradan sonra keşfettim. Onun, oradan, o sevgi oradan geldi. Kerkük. Bilgimin oradan bayağı geldi. Bir araştırma da var bu işin içerisinde. Sadece müzisyenlik yapmadık. Yani efendim tabii türküler bizim halk kültürümüzün, milli duruşumuzun temel taşlarından birisi. Evet. Siz de yakından biliyorsunuz. Türküleri hiçbir zaman bir eğlence olarak görmedik ve görmemeliyiz. İçinde eğlence tabii unsuru da var ama tabii. Türküler bizi, hani klasik değil mi, bizi biz eden, bizi var eden bir temel olgu, bir milli olgu. Hı-hı. İşte mistik türkülerden alın, tabii. Tasavvuftan işte ağıtlara kadar değil mi? Feryatlara, hepsi var. Hepsi halkın var. O günkü duygusunu anlatan melodik eserler zaten. Aynen öyle. Türkü işte öyle başladı. 1972'den itibaren bağlama çalıyoruz bir şekilde. Ama aşıklık olayı 1971 olması lazım yine. O yıllarda Aşık Efkari, Ardanuş'ta Artvin Aşık Efkari. Bu, şimdi Kapalı Spor Salonu'nda Artvin geceleri yapılırdı, Artvin geceleri. Çok evet. Kalabalık. Biliyorsun 2-3 bin kişi alıyor herhalde orası. 2-3 bin kişi. Hatta bizim komşularımız aman bizi unutmayın götürün derlerdi. Aşık Efkari ilk olarak dinledim aşık olarak. Hı hı. Öteden beri meraklıyım. Bu bir ilgi yani bir tane vergisi herhalde. Allah vergisi bir şey olsa şimdi gerek. Onu da soracağım. Oradan, oraya da geleceğiz. Evet. Programın başında bütün bilgilerin hepsini insanlara verip de bizden uzaklaştırmayalım istiyorum. Çünkü sizin dinleyeceğimiz çok güzel eserler var. Evet, evet, İnanın ben tanımaktan çok keyif aldım hocamı. Evet, sağ ol. Biraz sonra sizde ne söylemek istediğimi gerçekten anlayacaksınız ama şu soruyu lütfen unutturmayın bana. Ben unutabiliyorum bazen böyle hani kafamda bir sürü şey olduğu için. Lütfen şunu unutturmayın. Artvin'de aşıklık yani bu aşıklık kültürü birazcık da... Evet. Doğu Güneydoğu. Evet. Yani Kuzeydoğu. Evet. Yani Kuzeydoğu, Erzurum, Kars özellikle yöresi yani. Artvin'e evet. dahil olmak üzere. Burada Orta çok Anadolu'da yoğun. Çok yoğun. Ama aşık deyince literatürde irticalen, yani doğaçlama olarak Hı-hı. türkü çalıp söyleyen, Hı-hı. karşılıklı atışma yapabilen, değil mi? Evet. Kişilere aşık deniyor ama tabii bugün bir aşık vesile de aşık diyorlar ama onlar atışma yapmıyorlar. Hı-hı. Biraz daha kavram genelleşmiş. Kendi içinde branşlaşıyor evet, galiba. Tabii yani ama bizim hocalarımız, işte akademisyen hocalarımız, işte kültür elçiliği yapan, kültür taşıcılığı yapan, evet. iticalen söyleyen, atışma yapan, dört türküler halinde, halk tabii şiiri temelinde türküler söyleyen, kişileri aşık olarak tanıtıyorlar. Atışma yapıyor musunuz hocam siz? Atışma yapıyoruz evet, yapıyoruz ama tabii atışma bizim... Atışma deyince böyle bir tebessüm oluyor yani atışma yapıyoruz. Genelde böyle hicivli karşı eleştiriler oluyor değil mi? Aşık Sancak hocamı tanırsınız. Aşık Sancak hocamı tanımda mı? Sancak hocama buradan, siz buradan bir selam gönderin. Selam olsun. Evet. Kendisiyle Ünye'de Ramazan'da bir davetliydik. Ünye Belediyesi programında. Çok keyifli bir atışma yaptık. Daha sonra onun kendi köyü var. Çimenli köyünde atışma yaptık. Atışma. Hemşerim tabii Samsun'da. Evet. Yani tabii bizim burası mümit bir şey değil. Aşık anlamında Samsun. Evet. İşte sizin Trabzon, bizim Karadeniz'de. Atma türkülerden de atışma odur yani. Tabii. Zaten yörelerde isimleri değişiyor. Atışmanın farklı bir şey. Evet, adı diyelim. Atma türküler öyledir yani. Atma karşılıklı. Da o an aklına geldiğini atarak. Tabii evet. Yedim. O anda. Anlık. Doğaçlama. Ama ne zeka ister hocam. Doğaçlama. Çok ister evet. Ne zeka ister. Efendim işte 2007'de 2008'de Kars'a gittik. Kars'a. Efendim Bursa'daki festivallere katıldım. Tabii orada bir deneyimimiz, tecrübemiz oldu. Tabii aşık geneği bu teknolojiye yenik düşüyor maalesef. Yani değil mi hocam? İnsanların ilgisi, gençlerin ilgisi tabii azalıyor. Ama oradan da izleyen var ya. Yani sosyal medyadan da takip eden, örnek var, alan. Var. Güzel bir şey yani. O adam yakalayacaksa her yerden bulabiliyor ya. Etik olarak hem zarar veriyor gibi görünüyor ama tabii yararı da var. Yani yararı da var elbette yani. Evet. Hocam, Türk televizyonlarında bir ilki yaşıyoruz yine. Ben nereye baksam bizde öğretmen, herkes öğretmen, öğretmen. Biz bugün bir değişiklik yaptık. Samsun halkı, sonra bölge halkı ve tüm Türkiye, hatta dünyadan izlenilebiliyoruz biz. Bazı verilere göre biz uzaydan bile, hani biliyorsunuz heykel falan buldu ya, biz orada da izliyorlarmış. Yalandan kim ölmüş? Kimi getirdik? Hakan Hoca'yı getirdik biz bu akşam aramıza. Hakan Hoca'yı benim tanıtmam için böyle 10 parmağımı açıp, Hakan Hoca bunu da yapar, bunu da yapar, bunu da yapar dememiz lazım ama bir soralım bakalım Hakan Hocam kimdir, ne yapar, bizi
hangi yönleri ilgilendiriyor? Biz bugün onunla çok derin bir sohbet için buradayız. Facebook'u tartışacağız, kredi kartlarını tartışacağız. Hep söylüyordum ben bunları tartışacağız. Bunların insanlara zararları. Bu da halkın bir ihtiyacı. Onu da tartışacağız ama Hakan Hocam'a bir bakalım. Hakan Hocam kimdir? Ne iş yapar? Öğretmen dedik. Tevellüt benim 1900'de. Evet. Siz takılın, ben yoktum yani o zaman. Ben 80'le kadar aranızda değildim o zaman. Evet. Açık danışman olarak bir ortaokulda görev yapıyorum. Evet. Çocuklarımızın rehber öğretmeniyim. Onların hem okul içi hem de okul dışı problemleri, sıkıntılarında onların dertlerini dinleyip... Hakan Hocam çok özür diliyorum. Şunu biliyorsunuz değil mi? Benim bu programdaki en büyük yaptığım, kendime engel olmadığım şey insanların sözünü kesmek. Ama inan insanlar diyorlar ki ya niye bu insanların sözü kesiliyor? Sazlar biliyor niye kesiliyor. Aslında ben insanların sözünü kesmek için değil de insanların yerleri daha rahat anlatması, karşı tarafın daha iyi duyması, bunlarla alakalı şeylerle ben bazen sözü kesmek zorunda kalıyorum. Şimdi hocam anlatacak kesinlikle ama benim onun da çok sevdiğim birkaç tane özellik var. Bunlardan bir tanesi, bunları konuşmadan geçemeyeceğim, ben geçemeyeceğim. Başka bir programcı olsa tamam, geçerdi. Niye ben geçemeyeceğim? Çünkü ben 150 kiloyum. Hakan Hocam aynı zamanda şef. Yemek yapıyor, tatlı yapıyor. Bunları çok süper yapıyor. Hatta olayı profesyonelleştirdi. Bir şimdilik albüm oluşturdu. Resimlerini gördük, izledik. Hepimizin gerçekten aklına girecek kareler, resimler oldu. Onları inşallah bize programdan sonra davetliyiz. Dedi ki orada göreceğiz, orada yiyeceğiz. Sizinle beraber dedi. Ben diyet yaptığım için yiyemeyeceğim. Şimdi Hakan Hoca'dan asıl öğrenmek istediğim şey, hem öğretmen hem bunlarla ilgileniyor, hem klasik arabalarla ilgileniyor, hem saatlerle ilgileniyor. Saat dediğim antika saatler. Öğretmenliğin arasında bunları mı, bunları mı öğretmenliğin arasında yapıyor, hangisini, onu sormak için tekrar sözü kendisine veriyorum. Evet, Ferdi kardeşime teveccühünden dolayı tekrar teşekkür ederek devam edeyim. Tamamen gerçekler. Güzel bakışınızdır demek istiyorum. Derdimiz, uğraşımız çocuklarımıza şu ana kadar büyüklerimizin bize anlattığı, onlardan öğrenme, dinleme fırsatı bulduğumuz bilgileri, bazı eğitim adı altında toplayabileceğimiz güzellikleri nakledebilmek. Umarım bunu da başarabiliyoruzdur. İleride adımızın anıldığı konuşmalarda özellikle olumlu yönde olanları burada tercih etmek değil istiyorum. Mi? Evet. İnşallah adımız geçecektir. Bunun gayretindeyiz. Çok zor bir iş değil mi hocam? Yani insanların psikolojisine mutlaka. Tabi diyorsunuz. Yani sahip olduğumuz meslek itibarıyla evet, içinde bulunduğumuz birçok cümle kurulur. Değil mi? Evet, yani sizi yetiştiren öğretmenlerin şeklinde başlayan cümleler vardır ama bunlardan biz olumlu olanlarını kapma, onları üzerimize giyme. Allah razı olsun sizin öğretmenleriniz. Benim bildiğim kadarıyla siz öğretmenlere, siz özellikle şahsınız adına tanık olduğum bazı olaylar var. Öğrencinin sıkıntısıyla uğraştığınız gibi hocam şey de yapıyorlar. Bildiğim için nokta atışı yapıyorum. Öğrencinin o gün problemi var. Kalkıp birkaç öğretmen öğrencinin işte kilometrelerce ötedeki belki ilçedeki evine gidip o durumu öğrencinin ailesine de anlatıyorlar. Ev ziyaretleri. Bu eğitim sisteminde gerçekten güzel bir adım. Bunun yanında müzikle de uğraşıyor. Şimdi müzik de yapıyor. Evet. Yok, ben dedim ya on parmak yani. Yok. Sağ ol. Burada olması sadece yemek yapıyor olmasıyla benim yemeğe bakışımla alakalı değil. Tabii ki müzikle de alakalı. Birazdan ondan türküler de dinleyeceğiz. Onunla beraber türküler de yapacağız ama diyorum ki biz Aşık Hocam'dan bir türkü daha dinleyeyim. Ben onun mikrofonunu ayarlarken. Hangi türkü yapacağız hocam? Var mı aklınızda? Hocam ekip mi çalsın söyleyelim? Bakın hocam, siz mi çalarsınız? Hemen ben mi çalayım? Daha sonra mı çalayım? Hareket mi çalalım mı? Kahverengi gözlerin olur mu? Tamam. Siz uygunluk mesafesini ayarlayın hocam. Tamam abi. Ben isterseniz tutarım bile o mikrofonu, orada sıkıntı yok. Aklı elde Mustafa'yı da aramıza kattıktan sonra...
Ufuklar kadar derin, rüzgarlar kadar serin. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin. Senin en güzel yerin kahverengi gözlerin. Gözlerin yar gözlerin, gözlerin yar gözlerin, gözlerin. Evet. Eski. Hocam evet. Ağzınıza eski sağlık. Güzel. Böyle geçmiş günleri de yad etmiş olduk. Babam evet. Bu programı izliyorsa mest olmuştur zaten. Evet. Çok yaşasın. Bu o sizden biraz daha önceki jenerasyona ait türküler. Tabii öyle olsa gerek. Tabii evet. Bizim önceki. Sizden yani. Evet bayağı önceki evet. Jenerasyona ait. İşte o benim babama denk geliyor. Böyle evet. Müziğe ilk başlamışız. Bir şeyler söylemeye çalışacağız. Diyor ki sen şunu biliyorsun. Ya benim yaşım kurtarmıyor onu bilmek için. Az dur. Daha 15 yaşındayım. 30'a bir geleyim öğreneceğim onları. Çok zorlandığımız konulardır ama bu programı eğer izliyorsa babam gerçekten evet selam olsun. Saygılarımızı mesut oluyordur diye düşünüyorum. Gönderiyor. Hocam sosyal medya ile aranız nasıl? İyi. İyi. Onu kullanmanıza gerek yok. Artık yaka mikrofonumuz alıyor. Ben evet. Onu yine... Şimdi tabii efendim, sosyal medya günümüzün bir gerçeği. Hocam evet. Herhalde bu konuyla ilgili açıklamalar yapacak. Hocam konuyla alakalı yapacak. Çok donanımlı geldi. Arkadaşlar evet. Hocamın bir şimdi, donanım, surat ifademizden arkadaşlar hocamın donanımı belli. İletişim artık düğün davetileri biliyor. İşte Facebook'tan işte beğeniyorlar ya da diğer araçlardan. Evet. İşte şurada işte düğünümüz var. Buyurun diyorlar. Yani. Ama yanlış kullanıyoruz hocam ya. Adamın babası efendim? Ölmüş. Yani yine oradan işte babamızı defnettik. Altında 122 tane beğeni var. Ha adam evet. Ölmüş ya. Ha yok tabii yani orayı şimdi beğendim öldüm. Yani ama şunu diyor. Belki birkaç madde daha koymak lazım oraya hocam. Tabii yorum yani, yap altına de ki başın yani, sağ olsun rahmetli severdi falan. Ne demek lazım? Okutucukları artırmak lazım da hocam. Bilmiyorum ki. Beğen, yorum yap. Bir de ne var? Bir şey daha var mıydı? Paylaş. Ha, paylaş, evet. Evet. Yani birkaç kutu da olması lazım. Onlara uymuyor. Evet. Yani yorum yapmaya da düşünmüyor. Yani bak, ama şu da var. Çok tabii sıkıntılar var. Hocam herhalde değinecek. Gerçekten bazı paylaşımlar var ki beğen deseniz olmuyor. Yorum da yazamıyorsunuz ona. Sıkıntı oluyor. Evet. Kesinmeden beğene basıyor herhalde. Yani bu haberi gördüm daha anlamında kolay geliyor, olabilir. Evet. Yani bu haberi gördüm. Daha kolay aslında geliyor üzüldüm olabilir. Demek. Beğen deyince evet, hoşlanmadım ama. Hocam siz bildiğim kadarıyla sosyal medyada Facebook'la alakalı bir şeyiniz yok. Hesabınız yok. Evet, evet. İlgilenmiyorsunuz. Evet. Bununla alakalı nedenini ya da evet, bunlarla ben... ilgili örnekler verir misiniz bize? Niye yok bakalım. Tabii ki. Ben de bunu isterseniz tabii ki konuşacağız. Konuşmadan önce unutmadan ben de hocamı teyiden bir şey söylemek istiyorum. Onu herhalde söylemek zorundayız. Hocam o kadar güzel icra etti, o kadar evet. Canlı söyledi ki benim aklıma dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin birçoğunun olduğu gibi Abdullah Yüce'nin gözleri geldi. Değil mi? Bir kaşı yukarıda her zamanki hocam gibi şıklığıyla onu türküleri doğru icra etmesi, halka... Bu da eğitimin içindedir sonuçta. Doğru olarak vermesi, o duyguyu da güzel olarak bize geçişini sağlayabilmesi bakımından orada o da buradan saygı, selam evet. Ve sevgilerimizi göndermemizi tabii. Herhalde hak edecek rahmetli. Abi kendisinde. Biz bu programda var ya çok yerlere gideriz daha bayağı alacak gibi diye düşünüyorum. Herkes gönül adamı. Yani herkes gönül adamı. Burada daha neler çıkar neler çıkar ama ben repertuar bile yapmadım hocamın geldiğini söyleyince. Dedim ki hocam nasıl söyleyecektir. Doğaçlama gidiyoruz. Biz arada kaynar evet, adam evet. Aşık yani. Desek evet. Ki abi sıkıştık bir şey yap. Hiçbir şey yapmasa bana atışma yazacak bir şey yapacak yani. Onu doğaçlama yazar. Gönlünden ya. Koparsa biz şunu kaçırdık hocam ya bu akşam. Evet, evet. Aşık sancağı da keşke davet etseydik. Vallahi tabii aslında biraz şey oldu. İnşallah ama problem yok. Dükkan bizim. Yani yine yaparız evet, beraber evet, yaparız. Evet evet. Evet. Beraber yaparız. Evet. Abi hocam bizi izliyorsa bu bir davettir tabii. Davet tabii. Değil mi? Açık bir davet. Gelir. Ama zaten yani, Sayın Sancak gerekmez. O. Sayın Sancak dinliyorsa benim için zaten elinde büyüdüğüm adamdır yani. Davet gerekmez. Bu konuda bunların hepsini eğer iletişim olarak kabul edersek genel iletişimle alakalı buna cep telefonları evet. Özellikle dahil Hakan hocamın çok güzel tespitleri var. Onunla alakalı da bir sormak istiyorum. Küçük bir anekdotumu paylaşayım bu cep telefonlarıyla ilgili. Sokakta karşılaşmışsınızdır. Hani eskiden hanımların sigara içmesi falan bile Türkiye toplumunda böyle küçük sistemler alırken bugün herkes cep telefonuyla yolda yürüyor. Böyle ben altın evet. Arıyorlar diye düşünüyorum. Evet. Böyle yürürken gerçekten arabamla seyahat halindeyken bir bayana takıldım.
direğe yürüyor, görüyorum yani. Direğe çarpacak, çarpacak. Korna çalacağım, yanlış anlaşılacak. Biraz yola atlayacak falan. Dedim ki bir izleyelim bakalım ne olacak dedim. Küt. İzledim abi. Az önceki ses çıktı, küt etti. Hanımefendi daha önce çarpmış olacak ki şöyle yaptı. Böyle bir sağa sola baktı şaşkınlıkla. Baktı kimse yok, devam abi. İlk buluşma değil zannediyorum. 45 dakika kadar güldüm. 45 dakika kadar güldüm. Bunlarla ilgili değişik anekdotlarınız var hocam. Evet. Tespitleriniz. Hatırladığım kadarıyla 2000'li yılların başlarıydı. Çağrı cihazlarının cep telefonlarına evrilmesiydi. Siz zenginiz durum. Tabii o zaman. Vardı sizin cep telefonu. Biz o zaman çağrı cihazını hiç görmedik bile biz. Gönül zengin olmanın gayretinde her zaman. O zaman da öyleydi. Var mıydı çağrı cihazınız? Çağrı cihazı vardı. Evet. Zenginmişsin. Evet. Dinliyoruz. Oradan dinliyoruz. Sağ olun. O onunla ilgili henüz yeni çıkmaya başlayan, yeni oturmaya başlayan teknolojik bir gelişmenin takdir edersiniz ki kullanım görgüsünün de daha önceden gelip yerleşmiş, oturmuş olması gerekirdi. Tabii. Olmadı. Biz bir gecede ve cep telefonumuz biz oldu. Biz sahra telsiziyle dolaşan sivil askerler gibiydik. Ve orada şu anda aklıma gelen bir akrabamın... Ama sahra telsizini bilmeleri lazım gülmeleri. Evet. VRC 9000 dediğimiz uzun antenli sırt şeyi. Neyse o bilgilere girmeyelim. Bildim reklam. Erkeklerin askerlik anıları, kadınların doğum anıları bitmezmiş. Bitmez diyorsun. Evet. Benim de yemek aralarım bitmiyor. Niye şey yapamadım? Gireceğiz, çok gireceğiz. Çok sağlam yok yemekli ama. Orada biz bu kullanımları bazen tabii ki böyle müstehzi bir şekilde, bazen artık böyle olmamalı şeklindeki tespitlerimizle görüyorduk, biliyorduk. Hatta yeri gelmişken bir akrabamın da naklettiği bir olayı da anlatmak istiyorum. Bir akşam tahayyül edin bir araba dolusu genç. Diyorlar ki bir sokak köftecisinin yanına gideceğiz ve orada işte köfte yiyeceğiz. Demek ki canları çekiyor. Bir araba dolusu arkadaş biniyorlar, gidiyorlar, yanaşıyorlar. İşlerinden bir tanesinde mümessil seçmiş olacaklar ki diyorlar ki ben bundan yiyeceğim, bu arkadaş bundan yiyecek, sen bir buçuk. Artık hacimlerine göre, iştahlarına göre söylüyorlar. Bu arkadaş da yeni bir misyon almanın bilinciyle arabadan çıkıp esnafın yanına doğru gidiyor. İçlerinden bir tanesinin köftesine soğan koyulmamasını istemeyi unuttuğu aklına geliyor. Eyvah. Yapılacak en natürel hareket camı açıp benim köfteme soğan koymayın demektir, değil mi? Evet. Ama böyle değil. Neden değil? O arkadaşın cep telefonu var. Telefon. O eski, o değil. Evet. Ne yapacak? Bunu... Mesela... Tabii ki telekomünikasyona ayıp olmaması açısından cep telefonuyla bildirecek. Hemen çıkartıyor, arkadaşını arıyor. Halbuki bakmadığı zaman antenle bile onu uyarabilecek mesafede olduğu halde. Evet, zaten. Arıyor ve diyor ki benimkine soğan koymayın. Bu bilgiyi verdikten sonra kapatıyor. Şimdi bu aslında hani güleriz ağlanacak halimize deyimi vardır ya. Aynen öyle olmuş. Şimdi ilk zamanlar mesela Safari'ye katılan bir tanesi ünlülerden birisinin hatırladığım kadarıyla. Bu bildiğimiz Safari değil mi? Afrika'da. Evet, Afrika Safari. Orada arandığında şu sözü, şu tepkiyi verdiğini okudum. O zaman yani gülmüştüm diyeceğim artık. Beni nereden buldun burada? Bu cep telefonu. Yuh ya. Yani bu cep telefonu. Nereye giderseniz. O bizim oralı sürmeneldir o büyük ihtimalle. Beni burada nereden buldun dediğine göre. Bu dediğim gibi başlangıç aşamasına baktığınız zaman belki de biraz sonra sohbetimizin evrileceği yön o tarafa doğru gidecek. İlk çıkış amacına baktığınızda benim naçizane bilgime göre Finlandiya'da dağlık ve geniş araziye karşın insan popülasyonunun az olmasından ve telli iletişim hatlarının pahalıya ekonomik açıdan mal olacağını düşünülmesinden dolayı öyle bir telefon yapalım ki telsiz olsun, evet, tele olmasın, telden yoksun bir telefon yapalım deniyor ve ilk bildiğimiz marka o şekilde çıkıyor ve küçülüyor artık. Cebe kadar giriyor. Evet, küçülemeyeceği anlaşılınca bu sefer biz bu evrimi tersine çevirelim ama bunu da çevirirken de mantıklı bir şeyler yapalım düşüncesiyle işte artık onun bir iletişim aracı olduğunu unutturucasına fotoğraf makineleri, oyunlar, fenerler, anahtarlıklar, çakılar. Her şey oldu gerçekten. Yani düğmeye basıp da araba olanı henüz çıkmadı galiba ama yakındadır. Yakındır. Şimdi arabalarda falan uyum bular. Yani. Şeye nasıl bakıyorsun hocam? Yani hocam sizin için de lütfen. Şimdi Müslüman bir toplumuz. Ağırlıkta Müslüman bir toplumuz.
kandil oluyor. İşte gökten nurların yağdığı diye işte başlayan ışıkların şöyle sevgi olduğu böyle ben okuyamıyorum onları. Sizler neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Hani kalıp mesaj gibi geliyor. Mesela ben birinin kandilini kutlayacaksam kandilinizi kutlarım. Hayırlara vesile olmasın dilerim. Ferdi Demir yazıyorum. Geçiyorum. Yani ama bu samimi kendi duygum. Evet. O şimdi bir başlıyor. Herkesi işaretliyor. Değil mi Mustafa? Aynen. Peki. Korkuyorum ya abi ben senin oradayken. Herkese birden bir gönderiyor mesajı. Ben gerçekten okuyamıyorum. Evet. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi, doğru mudur? Yanlış mıdır? Yanlış mıdır orada? İnsan olarak tabii ki çeşit çeşit karakterlerimiz var. Hocam bir sürü selam var size. Aşk Obalı'ya. Hocam ağzına sağlıklar, dilekler, bir sürü selamlar, tebrikler. Çünkü isteyenler ama ben istek almayacağım. Hocam gönlünden ne kopuyorsa onu söyleyecek. Hakan Hocam'a damat Ferit yakıştırmasını yapanlar, bu ne güzellik, bu ne sevgi, bu ne ızdıraptan yola çıkanlar onların var. Güzel onları da söylemeden geçmeyeyim. Onur Şensoy dinliyor. Bana da bir türkü armağan eder misiniz demiş. Bir sonraki türküyü ona armağan edeceğim. Zafer Gülhan ta Gürcistan'dan yazmış. Hatta bizi izlediğini fotoğraflamış ve bir sosyal medya aracılığıyla göndermiş. Yani burada güzel işte bak. Evet. Adam televizyondan bizi çekmiş hepimizi. Evet. Ahanda izliyorum bu da kanıtı demiş. Evet. Zafer Gülhan'a da bir parça gelecek. Teyit Gürcistan ellerine gidecek bu parça. Evet. Dan, hocam o toplu mesajlardan lütfen. Evet. Şimdi çeşit çeşit karakterlerimiz var dedik. 0-5-6 yaş arasında oluşan hatta karakterimiz oluşur, kilitlenir. Çok kolay da değişmez dedik. Şimdi bazı insanlar sabırlıdır, bazı insanlar daha az sabırlıdır. Bazı insanlar da Allah'ım bana sabır ver ama çabuk ol diye peşinden takılır. Üçüncü klasmanın... Çok kısa zamanımız var çabuk. Verdim, dalacağım. Üçüncü klasmanın bir vatandaşı olarak ben gerek bu sebepten gerekse de cep telefonuyla bile yapılan iletişimde de maalesef beyhude bir şekilde samimiyet aradığım için açıkçası bir itiraf niteliğindedir bu. Çok cevap veremiyorum. Çünkü bir insanın beni arayıp bulup arzu edip konuşmayı görmeyi arzu edip veya bir iletisini bana göndermeyi arzu edip bunun için uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii, kendimi diğer insanlardan farklı gördüğüm için değil. Hepimiz birbirimize bunu yapmalıyız. Kişiye verilen değerle alakalı aslında. Mutlaka yani hiç mi kullanmayacağız? Tabii ki kullanacağız ama şunu düşünün. Dünyanın en zenginleri arasında adı geçen Rockefeller'ın cep telefonunun olmaması bir şeyleri anlatıyor olsa gerek. Yani bir eskiden büyük ziyareti şeklinde anlamlandırılan, bu anlam yüklenen bayramların, özel günlerin bir tatil vesilesi olması ve bunu da sadece cep telefonlarıyla kutlanmasını biz eleştirirken, doğru bulmazken bir eğitimci olarak yaşayan bir insan, yarının büyüklerine namzet olarak, yaşlılarına namzet olarak, birisi olarak bunu eleştirirken şimdi iyi, sağ ol, ne yapıyorsun şeklinde yani Adriyatik'ten Çin denizine kadar geniş bir havzada yayılan bu dile çok çok büyük bir haksızlık olduğunu, buna şahsi olarak hakkımız olmadığını düşünüyorum. Yapılmayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Mutlaka ortadan mutlaka hiç kimseninki yetişmeyecektir. Bizimkilerde, bizim duygularımızda 140 karaktere sığacak sığlıkta olmadığını abi, düşünüyorum. Konuşacaksın abi. Murat Yıldırım yazmış bak yine aynı şeyi yap. Murat Yıldırım'ı tanıyorsunuz büyük ihtimalle. Evet. Hakan Bey'den Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasreti Türküsünü istemiş. Sahne hayatında bundan sonra performansının devamlarını dilemiş. Murat Yıldırım'a ben bir türkü buradan Hakan Hocam'la söylettireceğim. İnşallah. Ama bunun yanında bir kardeşim daha yazmıştı. Kaybettim. Anıl kardeşim yazmış. Kapışma yarışmasında izlemiş beni. Onunla alakalı bazı bilgiler yazmış. Programdan sonra ben size onları göndereceğim. Harman'a serdiler sarı samanı söyleyip sonra devam edelim mi? Tabii ki. Evet. Tabii ki. Bir türküyle gecemize devam edelim. Ve türkü dede Musa Eroğlu. Benim mikrofonumu açtınız mı? Hakan Beyciğim teşekkür ederim efendim. Ama bir inceden bir şöyle. Şimdi türkü dede diye bildiğimiz saygıdeğer benim için çok yüce insan Musa Eroğlu'nun çok güzel bir türküsü var. Aslında ritim ve yapı olarak yine benim istediğim gibi olmadı ama söyleyeyim sana. Yapı olarak çok hareketli gibi görünse de harmana serdiler sarı samanı. Hiç gitmiyor şu dağların dumanı. Gel otur yanıma canım sevdiğim ayrılık mı olur harman zamanı diye
istemeden aşk dolu sözlerle hocam. Eşlik ederseniz sevinirim. Serdiler sarı samanı, armana serdiler sarı samanı. Hiç bitmiyor emir dağın dumanı da, kara dumanı. Hiç bitmiyor emir dağın dumanı da, kara dumanı. Gel otur yanıma benim sevdiğim, gel otur yanıma benim sevdiğim. Ayrılık mı olur harman zamanı, yayla zamanı. Ayrılık mı olur harman zamanı, yayla zamanı. Çeşmenin başında nişma edersin, çeşmenin başında nişma edersin. Beni sevdiğime pişman edersin de, pişman edersin. Beni sevdiğime pişman edersin de, pişman edersin. Ne dedim ne dedim ki anam ile babana, beni çok anlayan düşman edersin de, düşman edersin. Beni çok anlayan düşman edersin de, düşman edersin. Beni çok anlayan düşman edersin de, düşman edersin. Efendim efendim, ne kadar güzel yazmış değil mi? Ne kadar güzel çok yazmış. Musa Baba gerçekten çağımızın karacı olanı. Evet. Dünyanın elimizde bir Musa Eroğlu kaldı biliyorsun. Mahsuni gitti. Evet. Yani evet. Çok büyük kayıp. Bir Neşet Ertaş yine aynı kuşağın. Gitti abi. Çok gitti. Önemli kayıp bunlar. Bakınız. Büyük boşluk doğdu biliyor musunuz hocam? Yani inanın. Fark ediliyor bu. Çok büyük bir fark yani özellikle. Yakadan mı? Şunu alayım hocam. Bunun sizle alakası yok. Şu anda sadece yani, Türk söylerken kullanabiliyoruz. Evet hocam. Çok büyük bir boşluk doğdu. Yeri de dolmuyor. Yerine de kimse gelmiyor. Yani bu sermaye tabii biraz kullanılır. Bize şu kadar sene ama. Tabii. Mahsun türküleri biliyoruz. Mahsun'un benim bildiğim 500 civarı 600 civarında türküsü var. Yani hı-hı, kasetler okunmuş, siller okunmuş vesaire. Neşet Ertaş keza aynı şekilde farklı bir ekol, hı-hı, farklı bir ne diyelim, feryatçılık diyelim, Bozkır'ın tezeresi, garip dediğim bildiğimiz. Yine tabii var. Sanat ya, ağacı diyorum işte ben. Musa Eroğlu. Bir de Musa Eroğlu var. Sanat ağacı Musa diyorum. Musa Eroğlu var. Tamam. Üçü de farklı farklı şeyler. İsterseniz tarzlar. Bunu şey yapalım hocam, size engel olmasın. Yok, bir şiir okuruz diye okuyacaksınız. Da, evet, onu tamam. Şey yaptım. İnşallah Musa Eroğlu'nun ömrü uzun olur da. İnşallah. İnşallah Allah ömür versin. Yine garip kalmaz yani diye. İnşallah. O zaman şey yapalım. Milli zenginliğimizdir. Son alıyor muyuz hocam? Yoksa? Yok, gerek yok. Bu şekilde okuyayım da. Öyle mi? Olabilir ama çok hafiften yapmak lazım. Bir de şunu arz edeyim. Türkülerde, konserlerde genellikle sazlar çok basıyorlar biliyorum. Yani bunu yükseltiyorlar. Piyano çalmıyorlar. Şiir programlarında. Eziliyor değil mi? Kesinlikle efendim. Çok, gördünüz çok değil mi? Çok şeklinde olması lazım. Bakınız. Atarım anlaşılmıyor. Ben söylüyorum. Hani yıllardır işin içindeyim. Evet. Şiirleri güme gidiyor. Bazı şey diyelim ki keman çalıyor ya da bir enstrüman çalıyor, fon yapıyor ama
Şimdi dinleyicinin kulağına enstrüman sesi geliyor. Şiiri kaçırıyor. Dikkati dağıtıyor yani. Değil mi? Ben bildiğim için söylüyorum. Bu böyledir kesin böyle. Bir şiir okuyayım. Verdi be. Evet. Tek basalım bari oradan. Uzun bir ses. Oradan gelsin. Evet. Gerek yok. Değil mi? Değil mi? Hocam buyurun. Mikrofon alalım. Evet. Tamam. Evet. Hocam markayı göstermek... Kapatacağım benim programı. Söyleyeyim. Marka yaşam. Marka yok ki. Ha, öyle şey problem yok. Dönünce problem oluyor. Gerek yok. Gerek yok. Şiirin adı gerek yok. Şiirin adı gerek yok. Evet, gerek yok. Ne sözlük, ne kitap, ne de alfabe. Gözler konuşunca dile gerek yok. Gönül eriysen yanında Kabe. Deveye, kervana, yola gerek yok. Dünya denilen şey bir kocaman ev. Tüm insanlar kardeş, ayırmadan sev. Nefsini cüce yap, imanını dev. Hakka varmak için kula gerek yok. Sevgiyle tüm engeller aşılır. Hak yolunda ayaksız da koşulur. Aşık isen bin bir yola düşülür. Mecnun olmak için çöle gerek yok. Dört kitap ne diyor? Barışın diyor. Barışın diyor. El ele tutuşun, görüşün diyor. İnsanlık yolunda yarışın diyor. Dostu sarmak için kula gerek yok. Obalı, obalı unutma elinde kader. İnsan ne yaparsa kendini eder. İyilik en uzak noktaya gider. Mektuba, kağıda, pula gerek yok. Kamera müsait, öpecek ama kamera müsait değil hocam. Öpmüşüm kabul et elinden, yüzünden. Yüreğinize sağlık hocam. Onun bir örneğini alıp da tabii. Hani takdim ederiz. Telif hakları size ait olmak üzere bazı programlarda Aşık Obalı'dan aldık, dinledik diye sizi de yad etmek isterim. Türkçelerin atan şiirlerim var. Türkçe ve Türkiye, 2T diye hocalarımız formüle ediyorlar. Türkçe ve Türküler. Evet. Ve 2M, benim hayatımı adadığım ya da ne bileyim kendime lider kabul ettiğim, önder kabul ettiğim hayatımın vazgeçilmezi Peygamberimiz Muhammed Mustafa. Orada ve bir milli liderimiz Mustafa Atatürk. Evet. 2 Mustafa, 2M. Konu uzun bir konu belli. 2T, evet. Öyle. Hemen bu konudan devam edeceğiz ama bir reklama girmemiz gerekiyor. Zamanın ben nasıl geçtiğini anlamadım. İlk yarıyı bitirmişiz. Evet. Evet. Sevgili dostlar, güzel bir konuyla biraz sonra buraya geliyoruz. Hakan Hocam'ın cebinde bir sürü kelimeler var. Ve türkülerimiz var. Reklamlardan sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.